sanaadamlar.com. Arkadaşlar yeni bir videoda yine daha beraberiz. Bugün neyi tanıtacağız? Konu başlığında olduğu gibi Poseidon'un Kronos Nargile takımını test edeceğiz sizlerle beraber. Yanımda kimler var? Yanımda MEDA'dan, Adana Ceyhan'dan geldiler buraya kadar. Kendilerine çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Kendini bir tanıtır mısın? Tüm arkadaşlara selam yollayıp Ali Bozdemir diyorum. Ali Bozdemir. Tüm arkadaşlara selam diyorum. Fatih Bosun. Fatih Bosun'la beraber arkadaşlar bugün neyi test edeceğiz? Bugün Poseidon'u arkadaşlar Kronos serisini test edeceğiz. Ürünü nereden tedarik ettik? www.elfakirtürkiye.com veya www.nargilegurmesi.com Harun Mustafaoğlu'nun ürettiği bir nargile takımı. Bugün bunun kutu açılımını ve performans testini sağlayacağız. Bakalım ürün nasıl, beğenecek miyiz? İstersen ürünü açalım. Arkadaşlar bakalım ürün nasıl? Siyah bir kutuda şey geliyor ürünümüz. Görmüş olduğunuz üzere normal alışılmışın dışından normalde beyazdı. Önümüze ilk başta açar açmaz hemen bir köpük geliyor üst taraftan korumak için. Bunu da düşünmüşler. Gerçekten ince bir ayrıntı olmuş. Onu ben alayım. Evet arkadaşlar şimdi ürünü tek tek tanıyalım. İstersen önce markucunu çıkartalım, hortumunu. Arkadaşlar siyah bir hortumla geliyor ürünümüze. Şu şekilde normal klasik nargile hortumu, yalnız kalın etli bir hortuma sahip. 150 santim klasik bir nargile makbucu. Şu şekilde görmüş olduğunuz üzere 1,5 santim boya sahip arkadaşlar. Bunu böyle koyalım. Şimdi arkadaşlar şöyle başlayalım hemen size. Şurası çok iyi düşünülmüş. Elektrik gözlük geliyor arkadaşlar. Poseidon'un kendi üretimi olan elektrik gözlüğü. İsteyen arkadaşlar bununla içebilir. İsteyen arkadaşlar ise yine Poseidon'un kendi üretimi olan Ignis ile Dragonfire Volt 2.0'la içebilirler. Bunu da düşünmüşler. İstersen lüleyi alalım şimdi de. Bir toprak lüle içerisine şey koymuş arkadaşlar. Şu şekilde güzel bir yapım. Toprak lülesine sahip. Dişi lüle. Şu şekilde. Başka elimizde ne var? Şu aparatları alalım tek tek. Arkadaşlar 4 çıkış özelliğine sahip bu ürün. Şu şekilde masanın üstüne koyuyorum. Bu 4 çıkış özelliği şu şekilde parçalarla ima edilmiş güzel bir CNC'ye işçilikle kendini ispatlamış. 304L çelik olması güzel bir kalite şey katmış ürüne. Gerçekten çok başarılı olmuş. Hep beraber birazdan kutuyu köşeye koyduğumuzda Ali abimizle ve arkadaşlar Fatih ile beraber ürünü de test edeceğiz. Bir deneyimiz var şurada. Hemen bileziğimiz var. Şu şekilde geliyor arkadaşlar. Altında bir adet close chamber'ı çalışmasını sağlayan küçük bir bilyesi var. Bir tane bundan şey konulmuş. Bu da güzel. Ağır bir ürün. Gerçekten ağır şey yapmış. Burada Poseidon'un annem var. Bir bakarsan ağırlık olarak, kalite olarak sence nasıl? Elinize aldığınız zaman yani o kaliteyi size anlatıyor. Hissettiriyor değil mi? Hissettiriyor. Aynen. Ağır mı peki? Top mu? Çok ağır. Çok ağır değil mi? Gerçekten iyi yapmışlar. Bir de sen bir bakarsan sen ağır dersen ağır zaten. Çok. Nasıl? Gerçekten bayağı. Kalitesi güzel. Kalitesi güzel. Tezgah, işçiliği güzel. Güzel bir ustanın elinden geçtiği aşikar. Ürün gerçekten çok güzel şekilde imal edilmiş. Başarılı. Hemen sermarkucunu alalım. Serimi alalım. Suya giren servorumuz arkadaşlar. Şu şekilde geliyor. Burada difüzör kısmı var. Burayı çıkartabilirsiniz. Üzerinde delikleri de mevcut. Bakalım performansında difüzörü nasıl, güzel mi? Onu da hep beraber test edeceğiz. Markucun alimi de. Markucu arkadaşlar karbon kaplama. Bu arada hafif mi? Onu da bize söylersen. Birazdan hafif gelecek ama. Biraz hafif. Hafif değil mi? Evet. Abi sen de buradan bir bakarsan. Karbon kaplama yapmışlar. Biraz küçük kalmış. Biraz kısa ama eli yormayacak şekilde dizayn edilmiş bir markucu sahip. Evet. Güzel dizayn etmişler. Burada da arkadaşlar neyi var? Kronos'un kilit noktası. Ağırlık. Çok ağır. Sence nasıl? Testini belli ediyor yani. Değil mi? Arkadaşlar şu şekilde servosu imal edilmiş. Burası ince halka, burası kalın halka şeklinde şey yapılmış. Bunu mont ederken ince halkasını aşağı doğru çekiyorsunuz. Bunu birazdan yakın çekim alacağız. Sen de bir bakarsan abi.
kalite babında, ağırlık babında. Yani sporcu arkadaşlar böyle bir takıma ihtiyaç duyup kullanırsa ağırlık çalışabilirler bunu çok rahat bir şekilde. O kadar ki ağır bir malzeme. Yani işçilikten, malzemeden kaçınılmamış. Kaliteli bir işçilik ve güzel bir malzeme gerçekten kullanılmış. Ve en önemli kısmı arkadaşlar bu takımın görselliğini en çok etkileyen kısım ise cam kısmı oldu arkadaşlar. Ben camını gerçekten çok beğendim. Evet arkadaşlar, burada da görmüş olduğunuz gibi güzel bir Paşa Bahçe'nin camı şey yapılmış. Üst tarafta kesme kısımları var. Cam için siz ne düşünüyorsunuz? Bu kesme kısımları hocam alt tarafta da mevcut. Evet, altta da var. Alt tarafta da mevcut. Çok böyle klas duran bir şeye sahip. Gerçekten çok güzel bir şey olmuş. Sen ne dersin? Çok güzel. Paşa Bahçe'nin kendi yaptığı bir cam. Evet, çok güzel bir görünüme sahip. Birebir yani çok güzel çekiciliği var. Takımın havasını değişiyor yani. Klasik nargile takım havasından tamamen dışına çıkmışlar. Evet. Cam tasarımı gerçekten hoş olmuş. Birazdan performansını bunun da camını da sağlarız. Bu arada cam çok da ince değil. Kalın. Değil mi? Çok ince bir cama sahip değil. Yani kamu sayılır. Güzel, sağlam. Klasik bir nargile camı değil. Burada ne var arkadaşlar? Kronos'un kendi tepsisi var. Biraz şeyle yapılmış, eğimli. Oval yapılmış. Oval, eğimli. Şu şekilde üzerinde Poseidon diyor arkadaşlar. Exclusive Sisha Kronos ismi. Kronos biliyorsunuz Yunan mitolojisinde Poseidon'un babası arkadaşlar. Burada da logoları var. Şimdi hep beraber takım arkadaşlar kuracağız ve performans testine geçeceğiz. Takımı kurarken şu şekilde ben hemen kısaca göstereyim arkadaşlara. Bildiğim şekilde giriyor arkadaşlar içerisinde. Hepsinin bunların bir aparatında sadece biliyor. O da ana adaptör olduğu için arkadaşlar. Şu şekilde. Evet, bilgisiz olan ise ana adaptörümüz oluyor arkadaşlar. Şu şekilde mont ediyorsunuz. Bunlar da buranın plastik yani hortum kullanmak isterseniz buraya bunu takıyorsunuz. Plastik hortum kullanmak istemezseniz buraya normal bir şekilde klasik makuşlarınızı takabilirsiniz. Şu şekilde monte edilebiliyor. Şimdi sel kısmını, ince olan kısmını buraya arkadaşlar. Dişleri çok güzel bir şekilde geçiyor. Kesinlikle sıfır hata, hiçbir yerinde boşluk yok ve bozulacak bir dişe sahip değil. Değil mi? Yani işçilik gerçekten çok iyi arkadaşlar. Tepsisini de şu şekilde sen takarsan. Ben sana bırakayım, senin boyunuzun. Şunlar da arkadaşlar bizim buraya geçme aparatımız. Ortamıza alalım. Tamam. Beni kapatın. Arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi ürünü kurduk. Şimdi birazdan medalarla beraber takımın performans testine şey geçiyoruz. Performans testi. Arkadaşlar şimdi hep beraber performans testini sağlayacağız. Bakalım Poseidon Kronos performansı nasıl? Görünüş çok iyi. Evet. Ne dersin? Görünüş harika. Çok harika gözüküyor. Evet, görünüş harika. Bakalım arkadaşlar performansla mı öyle mi? Başla bakalım. Ne diyeceksin? Çekim rahatlığı nasıl? Çekerken bu görüyor mu? Bir rahatlık var. Olağanüstü duman oranına sahip. Çekim rahat mı gerçekten? Evet. Çok... Mesela 10 üzerinden veya 100 üzerinden kaç puan verirsin çekimine? Var. Yani yüzlerinden de verebilirsin. 80, 70, 85. %80 verelim buna. Rahat %80 diyorsun. Görünüşe ben %99 diyorum. Ben %100. Veya %100 diyorum. %100. Yani kusursuz hiçbir şey yoktur ama gerçi bunda kusur yok. Gerçekten çok iyi bir çizim olmuş. Gerçekten evet. Çok güzel bir şekilde düşünmüşler. Benim hoşuma gitti. Ama dediğim gibi arkadaşlar kurarken etli kısım üstte, küçük kısım ise aşağıya. Buraya sıfır olması lazım. Evet. Buna dikkat edin. Şekil itibariyle. Şekil itibariyle aynen dedin. Şey yaptık tamamlıyorum. Beğendim. Muhteşem bir dumana sahip. Gerçekten harika. Harika. Çekimi de çok rahat. Buradan bırakası gelmiyor. Evet.
Ben hemen Ara abiye vereyim buradan, kendisi de bir testini sağlasın. Bakalım arkadaşlar kendisi ne diyecek, beğenecek mi? Sen ne diyorsun? Çekimi çok rahat hocam. Rahat değil mi? Güzel. Halkalara çıkardım. Halkalara evet. Evet. Yüzlerinden kaç puan verirsin? Ben 90-95 veririm. Rahat diyorsun. Evet. Yoruyor mu peki çekerken? Bir yorgunluk hissediyor musun? Veya bir zorlama? Kesinlikle yani. Çok nargile içtim. Yani içtiğim nargilerin arasında ilk 3'e, ilk 4'e girelim. Bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Konuklarımızın nargile kafeleri de var. Aynen. Nargile kafe işletiyorlar. Evet. Kendilerini bu arada onlara da hayatlarında başarılar şey diliyorum, ticaret şartlarından. Yani birçok takımını tabii ki test ettiniz. Aynen, bu evet. Açıdan. Gerçekten başarılılar. Bir tane de ben çekelim. Bakalım arkadaşlar performansı nasıl? Close Chamber'da bu şekilde arkadaşlar çalışıyor. Tek bir yer olarak şey gönderilmiş. İsteyen 2-3 bile şeklinde de sipariş edebilir. Siparişlerinde şu an stoklarında var mı tam olarak bilmiyorum. Ama lütfen kendileriyle iletişime şekil yani geçin. Kutuda gelirken bize tek bir yer olarak şey geliyor içerisinde. Ve artık kısa ser iç su borusundaki kısa ser borusuna sahip. Close Chamber'ı şu an daha şey başarılı. Zaten artık satışı bu şekilde olacak. Evet. Veya yeni serinin ürettiklerinde yine bu şekilde çözecekler. Bir önceki seride arkadaşlar uzun ser borusuna sahipti. Şişe tasarımından dolayı da Close Chamber'da 90'lık şey vardı. Bunu CNC'de bunu düzelttiler. Güzel olmuş, kötü olmamış. Ben beğendim. Takımın çekimi derseniz tekrardan testini sağlayalım. Çekimi gerçekten rahat. Zorlama kesinlikle yok. Su sesi makul. Evet, biraz var ama yani... Biraz var ama sanki yani, zevk veriyor gibi, değil mi? Aynen. Ama böyle çok da mesela ev içicileri için rahatsız eder yok, mi? Yok yok, kesinlikle. Yani kesinlikle yok. Değil mi? Yani zaten yani, biraz daha takım. Sessiz bir takım olsa yatak odanızda içebileceğiniz bir takımdır. Evet arkadaşlar, çok sessiz olması da aslında çok iyi bir şey değil. Evet. Çünkü duman çektiğinizi hissetmiyorsunuz, aynen. Su fokurdamayınca. Evet. Değil mi? Bir de buzlu nargileler var, susuz. Onlar gibi oluyor. Pek bir esprisi aslında kalmıyor ama... Arkadaşlar 100 üzerinden rahatlıkla 88 puan ben de buna veriyorum. Takım gerçekten başarılı olmuş. Buradan Harun Mustafaoğlu, Poseidon'un sahibi www.nargilegurumesi.com web sitesinde ulaşabilirsiniz. Oradaki ürünlerine alt tarafa web sitesinin ismini paylaşıyorum. Evet, ben geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim konuk olarak. Teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz Ceyhan'dan. Ayaklarınıza sağlık diliyorum. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geliyoruz ve sözümüzde bitiriyoruz. Meydanlı olma, yardımcı olabilir.